8 Mart 2024 günlerden Cuma, haftanın son işlem günü saat 11.29. Arkadaşlar tabii ki 8 Mart olması sebebiyle kadınlar günümüz ya da kutlu olsun. Tabii bu benim açımdan bir kutlamadan çok bir farkındalık günü. Ben böyle anlam ve önemli günleri bir farkındalık günü olarak kutluyorum ve tabii ki birkaç tane cümle edeceğim şimdi. Şöyle başlayalım. Konuya geçmeden birkaç tane cümle, sıkılmayın lütfen. Bir kere Türkiye'de kadınlar Atatürk'ün 1934'te onlara verdikleri seçme ve seçilme hakkını bir kez daha hatırlayalım. Bu anlamda dünyada ayrışıyoruz. Batı'ya böyle bir seçilme ve seçilme hakkı verilmeden önce Atatürk bunu Türk kadınına verdi. Zaman içerisinde bunları unutuyoruz. Lütfen bunu tekrar hatırlayalım ve bunun kıymetini bir kez daha bence anlamış olalım. Tabii o günden bugüne çok zaman geçti maalesef. Batı bizden çok geride başlamasına rağmen istihdam tarafında da ücret tarafında da çok çok iyi yerlere geldiler. Ama biz daha aşağılarda kaldık. Daha aşağılarda, daha yerlerde kaldık. Dünyada kadınların istihdam tarafında ve ücret tarafında maalesef negatif olarak ayrışıyoruz. Bu durum daha böyle gelişmekte olan ülkeler, gelişmemiş ülkelerde daha yüksek. Tabii ki Batı'da gelişmiş olan ülkelerde kadın istihdamı daha yüksek, ücret tarafında daha pozitif ayrışıyorlar. Yani pozitif derken daha eşitler, öyle söyleyeyim. Ama genele baktığımız zaman maalesef hala daha çok oldukça dünya genelinde de Türkiye'de de çok iyi noktalarda olduğumuzu söyleyemem ki yıl geldik 2024. Yani 2024, 2000'li yıllar, 2024'lü yıllar ki dan bahsediyoruz, düşünün oldukça geride kalmış durumdayız. Şimdi Türkiye'de demeyelim de kadın ve erkek eşit midir? Arkadaşlar yani bu cümle böyle tuzaklara gelmeyin. Eşitlik diye bir şey şöyle, neye göre eşit? Siz elma ile armudu kıyaslıyorsunuz. Eşit midir değil midir? Seçme ve seçilme hakkı tarafında onlar ayrış konular. Ama eşitlik çok geniş bir kavramdır. Bakın evet, iki farklı insan türü insanız, kadın ve erkek, ama ikimize de her iki tarafa da verilmiş çok önemli özellikler var. Bir kere bunun farkına varmak lazım. Kadınlarımızın da erkeklerin de. Kadınlara yani verilmiş, bir kere bizim biyolojilerimiz çok farklı. Biz doğurgan tarafımız var. Yani kadın aynı zamanda doğuruyor. Bir erkek doğurabilir mu? Hayır. Şimdi erkeğe de verilmiş farklı özellikler var. Şimdi bana verilmiş bu özelliklerden dolayı ben de üstün olamam. Erkeğe verilmiş özelliklerden dolayı erkek de üstün olamaz. Biyolojik yapımız, kafamızın çalışması, duygularımız kesinlikle erkeklerle aynı değil. Yani erkeklerin de bizim de aynı değil. Öyle söyleyeyim. Yani erkek kadın bu anlamda farklı mı farklı. Eşitlik mi? Şimdi bunlara baktığımız zaman bir eşitlik veya eşitsizlikten ben bahsedemem. Ben bir tamamlamaktan bahsediyorum. Bence tamamlıyor. Hani öyle yaratılmış ki herkes, kadın da erkek de ne özellikleri, nelere sahip olduğunu bilse tam anlamıyla aslında birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Yani bir elmanın yarısı gibi düşünün. Ama elma ile armudu kıyaslamayacaksınız. Tam tersi, ikisi birbirini tamamlıyor. Bu nedenle istihdam tarafında da eşit olması lazım. Yani yüzdenin yarı yarıya gelmesi gerekiyor. Bugün dünyada da Türkiye'de de yönetim kurullarındaki kadın sayıları, yönetici sayıları, liderlere baktığınız zaman çok zayıf tabii ki. Çok geriden geliyor. Bunun hakikaten bu anlamda baktığınız zaman en azından yarı yarıya ya da yarıya yakına eşitliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim kanalımda kadın izleyici sayım, ben 5 yılı geçtik biz bu kanalda, %32.3, erkek izleyici %67.7, hiç fena değil aslında kadın izleyici oranı ve ben zamanla ara ara kontrol ederim, izleyicilerde bir yükselme var kadın izleyici tarafında. Burada da tabii hani pandemiden sonra kadınların da ilgi duyması, ki ben eğitime gelenler, bana danışanlar, izleyiciye, ki buradaki izleyici oranlarına baktığım zaman benim kadın izleyici oranım daha yüksek erkeklere göre. Erkek izleyicilere göre daha doğrusu. Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Umudum en azından bunu yarı yarıya eşitleyebilmek. Tabii bu YouTube'da videoların çoğalması, dijitalliğin biraz daha yaygınlaşması derken ekonomi de maalesef son 2018'den beri çok zor günler, büyük büyük krizler, büyük bir krizin içerisindeyiz, bir türlü atlatamıyoruz. Bu anlamda tabii kadınlarda da bir şey oluştu.
bir ilgi oluştu, bir merak oluştu. Ta evden başlıyoruz ki evde başlar bu iş, yani ev ekonomisiyle başlar. En işte gidebileceği en geniş alana kadar gider. Bu anlamda bir gelişme var mı? Ben bir gelişme görüyorum. Yani bir artış var. Ama zihniyet olarak bizim burada aslında uğraşmamız gereken tüm bunlardan önce bir zihniyet kavramımız var. Yani ön yargı ve zihniyet. Ben bunu nerede görüyorum? Kendi kanalımda görüyorum. YouTube'da benim gibi mesela ekonomi içeriği yapan, ekonomi anlatan kadın sayısı yok gibi bir şey. Çok azız biz. Yani bir iki kişiyiz. Hani ben soruyorum bazen, bazen de konuşuyoruz. Hani senden başka kimseyi de tanımıyoruz diyenler de oluyor ama var yani. Benim dışımda da birkaç tane çok değerli kadın ekonomistimiz var. Ondan sonra YouTube özelinde bunu söyledim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim, YouTube'da. Şunu görüyorum ama genel olarak kesinlikle hala daha bir şeyimiz var. Yani o ön yargı, bakış açısı kadınlara. Hani şöyle, sanki ekonomiden erkek anlar, kadın anlamaz. İşte burada en ufak bir hatanızda anında linç edilirsiniz mesela. Ondan sizin söylediklerinizi başka biri söyler. Çok kıymete biner ama siz söylediğiniz zaman çok kıymete binmez. Yani üzgünüm, bunları söylemek istemezdim ama ben bunları birebir yaşadığım için söylüyorum ki hani çok önemli değil, benim açımdan şöyle önemli değil. Ben yani 19 yaşından beri kendi ekmeğini kazanan biri olduğum için kendi parasını kazanan biri olarak yılmadan bugünlere geldim çünkü. Yani buralara gelmek de, şuraya gelmek bile o kadar önemli ki yaşadığım yani şeyleri size anlatamam. Ama neticede bu önyargının hala değişmediğini görüyorum. Yani umarım değişir. Ne diyeyim yani? Umarım değişir. Diyelim burada bitirelim. Çok da artık bu konuyu burada bitirelim. Çünkü çok uzun bir konu. Konuştukça derinlemesine başka şeyler geliyor. Konuyu açıyor. Soru ve yorumlarınızı aşağı yazın sizler de. Şimdi arkadaşlar, borsayla başlayalım. Tamam, bugün saat öğleden sonra Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini alacağız. Çok çok önemli. Şimdi piyasaları nasıl etkileyecek ona bakacağız. Dün borsa çok güzel kapattı. %3'ün üzerinde bir alım geldi. 9000'lerin üzerinde kapattık. Fakat şimdi buna çok aldanmayalım. Bir izleyelim görelim diye zaten boşuna söylememiştim. Yani yükseliş, hani bir trend bozulumu vardı ama trend yeniden yükselişe döner mi dememiz için 9000'lerin üzerinde, 9100'lerin üzerinde, yani bir kapanışların devam etmesi lazım. Hacmin yükselmesi gerekiyor. Yani bu bir fake bir yükseliş mi demememiz için birkaç gün izlemek lazım. Öyle söyleyeyim. Bu nedenle çok net bir şey söylemiyorum. Bugün de gayet iyiyiz. İyi açıldık. 9000'lerin üzerindeyiz. 9000'lerin üzerinde kaldığımız sürece keyfimiz yerinde olur ama 9000'lerin altı tabii ki keyifsiz olur. İzleyip biraz daha izlememiz ve görmemiz lazım. Seçim sürecinde olduğumuz için daha dikkatli olmamız gereken zamanlardan hala geçtiğimizi tekrar uyarmak isterim arkadaşlar. Evet, bugün ons altın 2163 dolar, 2160'dan 163'e çıktı şu saatlerde. Şimdi gelelim bugünkü ekonomik takvimimize. Şimdi arkadaşlar, bugün 8 Mart'ta anlam ve öneminde aynı zamanda tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'dan. Saat 16.30'da beklenti 198K, bir düşüş beklentisi var. Geçen ay yükseliş görmüştük burada. 353K gelmiştim. 198K epey bir düşük. Yani epeydir ben bu kadar düşük bir beklenti görmemiştim. Yani beklentiler düşüşte oluyor ama böyle gıt gıt fark ediyor. Yani gıdım gıdım fark ediyor. Bu neredeyse yarı yarıya bir düşüş beklentisi var. Ve yine ortalama saatlik kazançlara baktığım zaman Şubat ayında da ciddi bir geri çekilme bekleniyor. Yani 0.6'dan 0.2'ye gelmesi bekleniyor. İşsizlik oranında bir değişim yok. Peki nedir bu kadar iyimser beklentinin sebebi ne? Vallahi bunu kestirmek çok zor arkadaşlar. Çünkü Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat enflasyonun yüksek çıktığı zamanlar. Özellikle Ocak, Şubat. Noel'le beraber, yılbaşı ile beraber işte paraların harcandığı, biz biliyoruz ki yani enflasyon tekrar, hani hiçbir veri bize enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü göstermiyor. Hani ne oldu da Şubat ayında böyle
istihdam tarafında, ücret tarafında bir düşüş bekliyorlar. Burası soru işareti. Bu kadar düşüş olduğu için söylüyorum. Çünkü yarı yarıya bir fark var. Burada bir dikkat etmek lazım. Ben bugün sürpriz bir veri geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani o böyle de çıkabilir. Şimdi bu şekilde beklendiği gibi çıkarsa, düşüş yönünde gelirse eğer, altından bahsedeyim. Piyasalar yukarı çıkar. Net. Genel anlamda borsa tarafı da yukarı çıkar, emtia tarafı da yukarı çıkar. Ama biz ons altına bakalım. Ons altında bugün artık 2200 doları görürüz arkadaşlar. Beklendiği gibi gelirse ya da beklenti altı gelirse. Fakat ben bugün sürpriz bir verinin de gelme ihtimalini güçlü buluyorum. Kesin gelir demiyorum, güçlü buluyorum. Dolayısıyla beklenti üstü gelecek her veri piyasaları aşağı getirecektir. Yani genel anlamda piyasalarda, borsada dahil olmak üzere emtia tarafını aşağı getirecektir. Ons altında 2163-164 dolarlardan hızlı bir şekilde gelecek olan verinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak aşağıya doğru inecektir. Şimdi burada 2150 dolar da epey bir güzel destek yakaladık. Ama en aşağılara geldiğimiz zaman 2074 dolar çok güzel, güçlü bir destek noktası haline geldi, direnç noktamız. Yani aşağı geri çekilmeler sadece bizim işimize yarar. Ons altın tarafında fırsat verir. 2074 doların altını beklemem bugün. Ama hani çok hızlı bir düşüş olursa 2074 dolarlara gelir. Beklendiği gibi gelir ise, yani sürpriz bir veri gelirse arkadaşlar, ama diğer türlü de yukarı çıkarsa ilk etapta 2200, 2200'ün üstü de 2220 dolara kadar da altın tarafına gidebiliriz. Enteresan bir gün olacak. Enteresan. Ben de sürpriz hakikaten bekliyorum. Sürpriz bekliyorum. Yani enteresan bir gün gerçekten. Bu bize neyi gösterecek? Tabii istihdam tarafı neden önemli? Güçlü veri, ücretlerin artması bize enflasyonun da güçlü olduğunu, yükseleceğini gösteren önemli bir veri. Önümüzdeki hafta enflasyon gelecek. Sonra Fed'in toplantısına gidiyoruz. Fed'in baktığı en önemli gösterge artık şu saatten sonra bir istihdam, iki enflasyon. Özellikle ücretler tarafı çok önemli olacak. Ücret artışları yüksekse eğer, bu bize enflasyonun yüksek geleceğini ya da yüksek olacağını, Fed'in sevmeyeceğini, Fed'in faiz indirimlerini biraz daha öteleyeceğini ve elini ne diyelim, hani çok da kolay faiz indirimini erken erken gelmeyeceğini gösterir. Yani piyasalar için iyi bir durum değil diyelim. Ve devam edecek olursak, hızlı geçiyorum arkadaşlar. Dolar da 31,95'e geldik. Yani kur hızlı gidiyoruz. 31,95. Ons'taki her çekilme alım fırsatı olur. Çünkü dolar hızlandı. Seçime doğru girerken çok ciddi bir talep var. Bu talebi gelen işte fotoğraflardan, resimlerden, kapalı çarşı fiyatından görüyoruz. Herkes Tahtakale, kapalı çarşı, döviz büroları bunların önünde döviz alıyor, altın alıyor. Fizikiye bir şey var, hücum var. Diğer taraftan da hani dijitalden de alanlar elbette ki vardır. Müdahale de etmiyoruz deseler bile müdahale olduğunu, öyle ya da böyle hani kuru kontrol ettiğimizi söyleyelim. Ama 33'lerle gireceğiz Mart'ın sonuna kadar. Bu kadar kontrol edilebiliyor demek ki. Tabii ki fiziki tarafta, fiziki dövizde, fiziki altında, kapalı çarşıda, dışarıda çok farklı rakamlarda, 2300'lerin üstünde, dolarda 32'lerin üstünde, çok daha yüksek, öyle söyleyeyim. Yani bu durum seçime kadar devam edecek. Seçimden sonra da bunun sebebi zaten seçimden sonrası için bir devalüasyon beklentisinin olması. Herkes altına ve dolara hücum ediyor. Dolar TL'de de yükseliş devam edecek. Euro dolar paritesi 1.09'da. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Orada bir sabit bıraktı. Bir faiz artışı veya faiz indirimi ile ilgili de çok hani bir şey zaten beklemiyorduk. Sabit bırakmasını bekliyorduk. Şey yaptı. Yani hani buradan şu anda hani aynı şekilde yola devam ediyoruz. Lagarde'da bir konuşmasında faiz indirimi ile alakalı olarak bir takım sinyaller verdi. Orada zaten enflasyon da Amerika'ya göre biraz daha iyiler, düşürme anlamında. Çünkü ciddi bir durgunluk, bir resesyon var. Onlar biraz daha gerçekçi ilerliyorlar. Yani faiz indirimi
Amerika'dan bir tık daha erken gelebilir. Gelirse bu Euro'nun zayıflamasına sebep olur, onu söyleyelim. Yani hangisi daha erken faiz indirimi yaparsa aslında parası da ona göre biraz daha değerli ya da değersiz olacak. Her ikisini kıyaslamak açısından baktığımız zaman. Ve şöyle bitirelim. Kripto paralarla bitirelim. Şimdi burada Bitcoin nefes alıyor. Ethereum güzel bir yükseliş yaptı. 3944 dolarda şu anda. Hani Bitcoin nefes aldığı bölgede. Burada bir nefes alıyor. Artık nefes aldıktan sonra buradan ben yukarı yönlü bir deneme yapma ihtimali güçlü. 69 bin dolar denemesi tekrar yapabilir. Ama yaptığı zaman geçecek mi geçmeyecek mi ona bakacağız. Geçerse yükseliş devam eder. Geçmezse tekrardan buralarda oyalanma biraz daha aşağılara gelebilir diyeyim ben size. Bugün aslında canlı yayın yapmayı çok isterim. Duruma göre de değişir. Sürpriz bir şey olursa da yapabilirim. Onu da söyleyeyim. O nedenle yayını burada bitiriyorum. Soru ve yorumlarınızı aşağıya bırakınız lütfen. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.